Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu ves selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Geçen hafta zekatla ilgili olan ayetleri okumuştuk. Bu hafta oruca devam edeceğimizi söylemiştik. Şimdi Bakara suresinin 187. ayetini okuyacağız. Elimizdeki Kur'an meallerinin 30. sayfası. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ Oruçlu bulunduğunuz günlerin gecesinde eşlerinizle rafes size helal kılınmıştır. Bu rafes kaba söz manasına geliyor. Yani cinsel ilişkiyi çağrıştıran söz ama mecaz olarak burada cinsel ilişki anlamında kullanılmış. Oruçlu bulunduğunuz günlerin gecelerinde eşlerinize cinsel ilişkide bulunmak size helal kılınmıştır. Hunne libasun lekum ve entum libasun lehun. Onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbisesiniz. Biliyorsunuz elbisenin değişik işleri vardır. Her şeyden önce insanı örter. Sıcaktan soğuktan korur. Çirkin yerlerinin gösterilmesine engel olur. Bir de güzel gösterir. Dolayısıyla karı koca birbiri için elbisedir. Yani hem birbirlerinin ayıplarını, kusurlarını örterler. Hem birbirlerini korurlar. Hem de birbirlerini güzel gösterirler. Halimallahu ennekum kuntum tahtanun enfusakum. Allahü Teala biliyor ki siz kendinize hainlikte bulunuyorsunuz. Yani gizliden gizliye işler çeviriyorsunuz. Yanlış şeyler yapıyorsunuz. Fetâbe aleykum. Allah sizin günahınızı affetmiştir. Tevbenizi kabul etmiştir. Şimdi biliyorsunuz İslam dini Adem Aleyhisselam'la nasıl başlamışsa bugün öyle devam ediyor. Oruçla ilgili olarak da Bakara suresinin 183. ayetinde Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykum siyamu kema kütübe alellezine min kablikum. Müminler sizden öncekilere yazıldığı gibi size de oruç yazılmıştır. Farz kılınmıştır buyuruluyor. Bizden öncekilere yazıldığı gibi. Bizden öncekiler dediğimiz Yahudiler ve Hristiyanlardır. Şu anda bildiklerimiz onlar. Ama Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar gelen bütün peygamberlerin ümmetleri, bütün peygamberler demek ki
ümmetlerine orucu emretmişler. Hepsine oruç farz kılınmış. Bir ayet-i kerimede ve min ümmetin illa hala fiha nedir buyuruluyor. Her topluluğun geçmişinde mutlaka bir uyarıcı vardır. Yani hangi topluluğu geriye doğru götürebilirseniz, nerede bir din varsa o dinin temeline doğru giderseniz oradan bir peygamber çıkar. Yani oradan bir peygamber çıkar. Şimdi mesela bildiğimiz İsa Aleyhisselam var değil mi? Bugün İsa Aleyhisselam ne oldu? Putlaştırıldı. İsa Aleyhisselam putlaştırıldı. Şimdi biz İsa Aleyhisselam'ın doğru yönünü Kur'an-ı Kerim'den bildiğimiz için diyoruz ki İsa büyük bir peygamberdi. Ama Hristiyanlar onu putlaştırdılar. Eğer bu işin doğrusunu Kur'an-ı Kerim'den öğrenmeseydik ne diyecektik onunla, İsa Aleyhisselam'la ilgili? Aleyhisselam falan demeyecektik değil mi? İsa'cılar diyecektik, putperestler, yoldan çıkmış insanlar diyecektik. Şimdi Budistler var biliyorsunuz. Çin'de, Tibet'te, ondan sonra Kore'de ve oradan Japonya'ya kadar gidin, onun değişik şeyleri, Chinese, Shintoizm falan diye değişik şekillerde, hepsi aynı, temelde aynı. Şimdi biz Budistlere, insanlar diyor ki işte bunlar putperest. Gerçekten de putperest. Yani mabetlerinde Buda heykelleri var ve onun karşısına geçiyorlar ve ona tapıyorlar. Yani bu bir gerçek. Ama bazı kimseler de diyor ki, mesela bazı kaynaklarda şöyle yazılı: Buda zeytin ağacının altında kendisine vahiy gelmiş. Yani orada bilgilenmiş, nurlanmış diyorlar. Ha, zeytin mi ben? İncir, bak, zihnimde incir, ağzımdan zeytin çıktı. Zeytin İsa Aleyhisselam. Neyse, zihnimde incir. Tamam, İsa olun. İncir ağacının altında işte bilgilenmiş. Sonra insanlara tek Tanrı'ya inanmayı telkin etmeye başlamış. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz, hakikaten İncil'e işaret var yani. Mesela vettini, İncil'e yemin olsun diyor. Ve zeytuni, zeytine yemin olsun. Ve herdel beledilemin, şu güvenli şehire. Şimdi bakın peş peşe geliyor. Zeytin, incir, güvenli şehir. Güvenli şehirin iki tane meyve üzerine atfedilmesinin manası ne? O güvenli şehir olan Mekke'de ne zeytin yetişir ne incir yetişir. İkisi yetişmez. İşte bunlara bakarak bazı müfessirler diyorlar ki buradaki incir işte Buda'nın inciridir. Buradaki zeytin İsa Aleyhisselam'ın vahiy aldığı zeytun dağıdır. Bu şekilde söylüyorlar. Şimdi bütün bunlara şunun için şey yapıyorum. Allah-u Teala sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı buyuruyor. Demek ki bizden önceki ümmetlere de bir ay, şiddet devamı var, bir ay süreyle oruç tutma farzı vardı. Bir de Kur'an-ı Kerim'e göre aylar kameri aylardır. Yani güneş sistemine göre olan aylar değil. Sürekli dolaşıyor. Sürekli dolaştığı için işte bundan önceki derste de söylemiştik. Şimdi biz giderek uzun günlere doğru kayıyoruz. Mesela güney yarım kürede olanlar da ne yapıyor? Giderek kısa günlere kayıyorlar. Böylece işte ortalama bir insan ömrü 33 sene ise, yani işte yaşadığı
şey yaptığı, bu 33 sene içerisinde bütün mevsimleri görüyor. İster kuzey kutbunda yaşasın, ister güneyinde, ister nerede yaşarsa yaşasın. İşte bütün bunlarda buradan şunu görmemiz lazım. Bizim putperest dediğimiz, işte adına ilkel dinler dediğimiz dinlerin her birinin kökenini araştırırsanız bir peygamber çıkar. Şimdi Mekke'de putperestler vardı. Onun kökenini araştırdığımız zaman kim çıkıyor? İbrahim Aleyhisselam çıkıyor. İsmail Aleyhisselam çıkıyor. Ama putperest. Şimdi Mekkeliler oruç tutuyor muydu, tutmuyor muydu? Maalesef Mekkelilerin dini hayatıyla ilgili yeterli bir araştırma yok. Maalesef yok. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman onlar mutlaka namaz kılıyor olmalılar. Onu Kur'an-ı Kerim'de görüyorsunuz. Ama rivayetlerde yok. Elimizdeki rivayetlerde yok. İşte bu ayetlere baktığımız zaman Mekkeliler mutlaka oruç tutuyor olmalılar. Zaten ayet ne diyor? Kitibe aleykumus siyamu. O oruç. Hangi oruç? Hangi oruç? Bilinen bir oruç. Demek ki Mekkelilerin bildiği bir şey var. Olması lazım. Şimdi nedense İslam'ın büyüklüğünü anlatmak için Mekke toplumuna akla hayale gelmedik kötülükler yüklemek bir sanki marifet gibi oluyor. Ya kardeşim İslam çok büyük. İslam'ın büyüklüğünü anlatmak için hiçbir şeye ihtiyaç yok ki. İslam'ın kendisi zaten her halükarda, her yerde çok büyük. O Mekke toplumu da İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan olan bir toplum. Böyle türediği bir toplum değil. Bunu Kur'an-ı Kerim de söylüyor. Millete ebikum İbrahim diyor. Babanız İbrahim'in dinine girin diyor. Zaten onların hepsi babaları İbrahim'in dinini de şey yapıyorlar. Yücelttiklerini de söylüyorlar. Yani bildikleri sözlerle hitap ediyor Allah-u Teala. Şimdi buradan şu sonuca geliyoruz. Daha önceki toplumlarda oruçlar tutuluyor. Ama bu oruç bizdeki gibi değil. Bizim kaynaklarda şöyle yazılı. Güneşin batışından sonra yıldızlar çıkıncaya kadar. Güneşin batışında iftar ediyorsunuz. Yıldızlar çıktığı zaman artık ondan sonra şey yapamıyorsunuz. Bir şey yeme içmeyi yok. Karı koca ilişkisi yok. Şimdi Hristiyanlar bunu bakmışlar ki böyle olmuyor yani. Yaza geliyor, kışa geliyor. Tutmuşlar, perhize çevirmişler. Bugün işte 50 günlük perhiz yapıyorlar. Ve bazı hayvansal gıdaları yiyemiyorlar. İşte o şeylerin ifadesi doğruysa eğer neydi o Güneydoğu'dakiler? Süryanilerin ifadesi doğruysa karkoca ilişkisinde de bulunmuyoruz diyor. Artık nasıl, ne derece doğru bilmiyorum. Şimdi hani birçok yerde deniyor ki kutuplarda nasıl oruç tutacağız? Kuzeye doğru gittikçe vakit iyice daralıyor. İşte eski ümmetler onlar. Zaten Enes Hoca Yahudilerin orucuyla ilgili bir takım yazılar çıkardı. Akşamdan akşama. Oradan 24 saat gibi anlaşılıyor. Sanki 24 saat yemiyorlarmış gibi de öyle de değil. Yani ben şimdi bugün şeye baktım. Bir takım Yahudi sitelerine baktım. Maalesef bir tarif bulamadım. İnşallah buluruz daha sonra. Ama zannediyorum bizim kaynaklarda söylenenler doğru. Çünkü güneşin batışıyla iftar ediliyor. Hava kararınca, yani batı ufku tamamen karardığı andan itibaren de tekrar oruca başlanıyor. Ve oruçlu yani o gece de oruçlu oluyorsunuz, gündüz de oruçlu oluyorsunuz. İşte burada bu Bakara suresinin 187. ayetinde Allah-u Teala diyor ki oruçlu bulunduğunuz günlerin gecelerinde eşlerinize ilişkide bulunmak size helal kılınmıştır. Şimdi Yahudilere baktığınız zaman eşlerle ilişki yok.
yıkanmak yok. Ondan sonra şey, yağ sürünmek yok. Ne bileyim yani, rahatlatıcı şeyleri kullanmak yok. O kadar ağır ki onların oruçları. Zaten Hristiyanlık Yahudiliğe ilave yapmış bir şey değildir. Onun için Hristiyanlarda durum nedir diye merak ediyorsanız önce Yahudiliğe bakacaksınız. Çünkü şey, İncil'de olan bir ifade var ki onu Kur'an-ı Kerim de aynen tasdik ediyor. Orada işte musaddikan lima beyne yedeyhi yemine tevrat ve İncil, neydi devamı? Yok. Ve li uhille lekum ba'dallezi hurrim aleykum. Evet. İşte esas bize lazım olan kısım, ki şeyde de var o, benzeri ifadeler İncil'lerde de var. Ben işte şeriatı değiştirmek için gelmedim. Size şunu derim ki, dünya kaldıkça şeriatın bir tek kelimesi eksilmeyecektir. Ben sadece size işte bazı haram kılınan şeyleri haram kılmak için geldim diyor. Yani işte bazı ufak tefek kolaylıklar getirmiş İsa Aleyhisselam. O getirdiği kolaylıklar da yiyeceklerle ilgili. Yani Yahudilere bir takım hayvanlar haramdı. O İncil'in içerisinde bizim En'am suresinin 145. ayetiydi, değil mi? En'am 145. ayeti, ayette birebir örtüşen ifadeler var ama oradan domuz etini çıkarmışlar. O belli yani, domuz etini çıkardıkları, onu Pavlus çıkarmış. Yani şunu söylemek istiyorum, yani İsa Aleyhisselam Yahudiliği tasdik etmiş olan bir peygamberdir. Dolayısıyla bugün Hristiyanların yapması gereken Yahudilerde olandır. İşte İslamiyet'in ilk zamanlarında da yani şimdi şeriatın bir devamlılığı söz konusu. Çünkü Allah-u Teala hani Nuh'a ne emrettiysem size de onu, bu dinin şeriatı kıldım diye buyurduğu için şeriata devamlılık esastır. Dolayısıyla eskiden neyse, Müslümanlar ilk önce o şekilde oruç tutmaya başlamışlar. Daha sonra bu ayet-i kerime inerek işte bazı Müslümanlar gizli gizli ihlaller yapmışlar. Bunu da ayetten anlıyoruz. Alimallahu ennekum kuntum tahtanun enfusakum. Allah biliyor ki siz kendi kendinize hainlik ediyorsunuz. Gizli gizli yapılan yanlışlıkları hainlik denir, hıyanet denir. Yanlış şeyler yapıyorsunuz. Fetâbe aleykum, Allah sizin tevbenizi kabul etti. Tabi böyle yapıyorlar ve üzülüyorlar da tabi arkasından. Ve atla aleykum, ve sizden bağışladı. Fela nebâşiruhunne, şimdi eşlerinizle ilişkide bulunabilirsiniz. Oruçlu bulunduğunuz günlerin gecelerinde. Vebtegû mâ keteballâhu lekum. İlişkide bulunurken de Allah'ın sizin için yazdığını arayın. Yani Allah-u Teala'dan hayırlı evlat isteğiyle o işi yapın. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Yiyin için. Ne zamana kadar? Fecir tarafından siyah iplik, beyaz iplikten ayırt edilinceye kadar. Fecir tarafı neresi oluyor? Güneşin doğduğu tarafı oluyor. Fecir tarafından, yani bir fecir yarılma demek. Yarılma. Mesela infijar denir. İşte şeyin, bir şeyin yarılması, işte yerin yarılıp oradan suyun çıkması, göklerin yarılması, o sabahleyin şeye baktığınız zaman, yani seher vaktinde çıkın ufka bakın, ufukta gökte yerin birleştiği yer anlaşılmaz. Yani bitişik gözükür. O
güneşin ışınları dünyaya yaklaştıkça ufukta, şimdi şurayı ufuk çizgisi kabul ederseniz, güneşin ışınları şöyle dünyaya doğru yaklaştıkça şurada, tam şurada gökle yerin birleştiği yerde bir beyazlık oluşur. Yukarıya doğru da o beyazlık yayılır. Yani şöyle bir yarım daire şeklinde ve alt taraftan da enlemesine bir beyazlık yayılır. İşte o beyazlık ufukta bir beyaz çizgi oluşturur. Baktığınız zaman görürsünüz. Şeyde sizinle ufuk arasında da bir siyah hat oluşur. Çünkü gece vakti baktığınız zaman uzun mesafeler çok kısa gibi gözükür. Orada bir siyah hat oluşur. O siyah hat ile beyaz hat birbirinden kesin olarak, yani size göre diyor, hatta yetebeyyene lekum, yani yin için size göre açıkça ortaya çıkıncaya kadar. Yani şu veya buna göre değil. Efendim benim gözlüğüm var, ben işi yapamıyorum. İşte biz uzman değiliz. Gerek yok. Ufka bakacaksın. Sana göre gökte yer net olarak ayrılmış. Tebeyyün, hatta yetebeyyene, acaba değil. Acaba diyorsan yemeye devam et. Tamam Ender Bey. Acaba diyorsan yemeye devam edeceksin. Hah, şimdi kesin dediğin an yemeği keseceksin. Hiç yemesen de olur yani. Ya yemeye devam et diye bir olay yok. Hiç yemeye devam etmeyebilirsin ama ne zamana kadar yiyeceksin? Mesele o. Erkenden kestin. Ya şimdi canım bardak su istedi, içeyim mi dersen işte bakarsın. Efendim? İlacım var işte. Ha, ilaç içersin, su içersin. Gayet okuyorsun sana. Sınırını yatamıyorsun. Ama sınır gibi görüyorlar. Çok tartışıyoruz şimdi. Yani gayet çok tartışıyoruz. Tartışın, tartışın. Tartıştıkça meseleler iyice yerleşir. Çok tutuyorlar. Hocam, ezanın 20 dakika sonra mesela gökyüzü, bütün yıldızlar meydanında. Yalnız yıldızlar aldatıcı olur. Yani tan yeri ağardıktan sonra bile yıldızlar gözükür. Bazı çok güçlü yıldızlar vardır. Onlar gözükürler. Mesela sabah yıldızı uzun da bir süre gözükür. Yani o yıldızlar aldatıcı olur. Asıl bakacağımız yer doğu ufkunda gökle yerin birleştiği yerdir. Orada enlemesine bir aydınlık olacak. Şimdi yalancı fecir var tabi. Yalancı fecir gökle yerin birleştiği yerden olmaz. Yani tan yeri dediğimiz yerden olmaz. Oranın yaklaşık 45 derece kadar yukarısında olur. Yani şöyle göstereyim ben size. Şimdi şurası ufuk çizgisi mi? Şurası da diyelim bizim tam tepe noktamız, bulunduğumuz yerdeki tepe noktası. Şimdi buradan oraya uzattığınız zaman işte 180 derecelik bir işte yukarı dik şey yapıyorsunuz. Tam onun orta noktasında bir kırılma olur. Mesela şuradan bakarsınız ki ufuk çizgisi burada olduğu halde, yani şurayı gök kabul edin. Şuradan bakarsınız ki şöyle elim gibi yani. Sanki böyle pelerin giymiş bir kızın dağınık saçları ama belden aşağısı yok. Bir hayaletler oluyor ya şeylerde, televizyon çizgi filmlerde falan. Ama tabii öyle siyah değil. Beyaz. Üst tarafı beyaz böyle. Alta doğru gittikçe ışık azalıyor. O bir şey, ışıkların kırılmasıyla oluşuyor. Yani güneşten gelen ışıkların kırılmasıyla oluşuyor. Bir müddet sonra o ışık kayboluyor. Ondan 15-20 dakika sonra bakıyorsunuz ki ufukta ağarma var. Zaten o gökyüzü tertemiz değilse yalancı tanı göremiyor. Ama İstanbul gibi yerlerde
Çok yarancı tam var. Çünkü lambalar var, bilmem şeyler var. Yalnız şunu ben size söyleyeyim. Lambaların ışıkları tan ışığını hiçbir şekilde engellemez. O tan yerindeki ışık çok güçlü bir ışıktır. Lambaların ışıkları kaybolur o. Dolayısıyla eğer doğu ufkunda kesif bulutlar yoksa tan yerinin ağardığını net bir şekilde her sabah görebilirsiniz. Tabi hem kesif bulutlar hem de gökdelenler olmaması şartıyla. Onlar da engelliyor tabi. Görmeyi engelliyor. Şimdi şu anda Türkiye'de her Ramazan'da bunu söylüyoruz. Her yerde söylüyoruz ama bakarsınız ki bir gün birisi duyar. Gerçi ben şimdi ümitliyim. Şu anda devlet bakanı olan Mustafa Sait Yazıcıoğlu'yla biz bu çalışmaları başlatmıştık o Diyanet İşleri Başkanı iken. Şimdi ona bunu bir hatırlatırsak ilgileneceğine inanıyorum. İnşallah bu şeyle meseleyi hallederiz. Bizim de yani şurada işte görüyorsunuz küçücük bir yer ama o kadar çok o kadar yoğun işlerimiz var ki geçen sene biz bu namaz vakitleriyle ilgili İslam Konferansı Teşkilatı'yla birlikte bir çalışma yapalım dedik. Vakit bulamadık. Yani ilgilenemedik. Çünkü böyle şeylerin organizasyonu çok ciddi çalışmaları gerektiriyor. Onu yapamadık. İnşallah Cenab-ı Hak lütfeder de belki işte bir takım yerlerin yardımıyla bunları yapabiliriz. Şimdi burada şöyle bir problem var. Evet, iki hafta daha burada idare edeceğiz. Başka çaremiz yok. El atına binen ne yaparmış? Tez inermiş. Ama sağ olsun Ensar Vakfı'ndaki arkadaşlarımız el atı vazifesi yapmıyorlar. Yani onlar bir mecburiyetten dolayı Ramazan'da bir orada şey yapmıyoruz. Ders veremiyoruz. Şimdi mesela sabahları kalkın eviniz müsaitse doğu ufkuna bakıyorsa ezanlar okunduğu zaman bakın doğu ufkunda en küçük bir ışık göremezsiniz. Bak bir şahit buldum. Başka şahit var mı? He? Sen de tamam şahitler çok iyi Allah'a. Kesinlikle bir ışık yoktur. Dolayısıyla o saatte oruca başlanmaz. Ha erken başlayacağım, başlasan yani gece istesen kalkma o şey değil. Ne zamana kadar yeme içmeye devam ediyoruz? İşte az önce ayette belirtildiği gibi gökle yer birbirinden baktığımız zaman, çıplak gözle baktığımız zaman net bir şekilde birbirinden ayrılıncaya kadar. O da işte Mehmet Bey'in dediği gibi bir kere yarım saatte hiç olmuyor kesinlikle. Yani bunlar ilan ettikleri saatten yarım saat sonrasına kadar bugünlerde hiç olmuyor. Mesela ben bu sabah baktım 6'ya 7 dakika kala, 8 dakika kala falan gözükmeye başladı ilk ışıklar. O yüzden tam netleşmesi biraz daha sonra tabii. Şey ne kadar kaçtı? İmsak kaçtı hatırlıyor musunuz? 5-15 falan. Yani 40 dakika falan sürüyor yaklaşık. Şimdi ben bana soranlara şunu söylüyorum. Takvimlerde yazan güneşin doğuşundan bir saat öncesine kadar yiyin diyorum. O bir saat öncesi ihtiyatlı oluyor. Daha da var evet. O ihtiyatlısı. Takvimdeki güneş. Takvimdeki güneşin doğması. Yoksa gerçek güneşin doğması bundan çok sonradır. Tabii. Önümüzde tepe var. Önünüzde tepe var diye öyle güneş doğmadığı şeklinde ümitlenmeyin. O doğmuştur. Önünüzde tepe olursa onun prensibi şu. O tepenin karşı tarafında güneş gözüküyorsa doğmuş kabul edilir.
Tabii. Bir de güneşin battığı zaman iftar ederiz biliyorsunuz. Tepenin arkasına geçtiğimiz tamam hemen güneş battı kardeşim. Ona bir prensip koymuşlar ki çok güzel bir prensip. Deniyor ki batıda güneşin kaybolması, doğuda karanlığın başlaması. Çünkü eğer güneş batmamışsa doğuda aydınlık vardır. Çünkü güneş doğuyu aydınlatıyordur batarken. Batıda güneş kaybolur, doğuda karanlık başlar. İşte o zaman iftar olur. Ha, şu andaki iftarlarımız da en az 7 dakika sonra yaparız şu anda iftarı. Bunda problem yok. Yani başka çareniz yok. Yani kim yaparsa yapsın. Isırancaların tepesindeki de Çamlıca'nın tepesindeki de ne bileyim Tuzla'da olan da herkes biz İstanbul'dayız diyor. Hepsinin aynı saatte olması mümkün değil. Mecburen bir ihtiyat konuyor. Ama sabah namazındaki ihtiyat falan değil. Sabah namazında çok ciddi bir hata var. Bak ben size de dedim güneşin doğuşundan bir saat öncesine kadar. O ihtiyatlı olan kısım. O ihtiyatı koymak zorunda kalıyorsunuz. Bir takım şeyler. Bu geniş bölgeye mesela büyükçe bir bölgeye İstanbul dendiği için o kadar küçük ihtiyatlar fazla insanın canını sıkmaz. 5-6 dakika bir şey değil. Mesela iftarda hiç ağrıyansız diyen yok yani ne olacak? Şimdi bu hatanın kaynağı Osmanlılar olmuştur. Eskiden muvakkithaneler vardı. Kasımpaşa muvakkithanesi hala görürsünüz. Yani geçerken görürsünüz. Solda üstünde de şey vardır, levha vardır. Muvakkithane demek vakit hesaplama yeri demektir. Oralarda gerekli çalışmalar yapılıyor. Her bölgede mesela şimdi o Üsküdar'daki o tepede bir cami var. Yani sağ tarafta Doğancıların orada mı? Şeye buradan gözüküyor minaresi. O Doğancılar değil, başka bir şey. Kimspaşa'nın üstü. Sahilden arkaya doğru tam tepedeki işte. Arkada. Neyse işte o caminin minaresinde ezan okunuyor. Süleymaniye'den orayı görüyorlar. Böyle ayarlamışlar birkaç tane minare. Şimdi ilk önce kim görüyor, kim tespit ediyor, kimin yeri uygun? Ona göre birisinden aldıkları işareti öbürü o ondan gerçek batışa göre ezanlar okunuyordu. Tanyer'in ağırması da zaten çıplak gözle belirleniyordu. Fakat daha sonra bu işi, bunun takvimini yapalım demişler. Takvimini yaparken de Ahmet Muhtar Paşa var. Allah rahmet eylesin. Osmanlı paşalarından. O 93 harbi vardır Doğu Anadolu'da. O harbin kahramanlarındandır. Fakat o dönemde Ahmet Muhtar Paşa'nın kitabını okurken bunu ben çok net bir şekilde gördüm. Akıl almaz boyutlarda bir Avrupa hayranlığı var. Yani şu anda Türkiye'de Avrupa hayranı falan yok. Yani oraya baktığımız zaman bir tane bile bulamazsınız. Bugün Avrupa hayranlığı yapanlar başka maksatlarla yapıyorlar. Avrupa'ya hayran oldukları için de başka maksatlarla yapıyorlar. Şimdi orada tutmuş Ahmet Muhtar Paşa namaz vakitlerini yani yatsı namazı, sabah namazı vakitlerini astronomiye göre tespit etmiş. Astronomi ne iş yapar? Gök bilimiyle meşgul olur. Peki namaz vakitleri gökle ilgili mi? Yerle ilgili. Güneş ışınlarının yeryüzüne gelişiyle alakalıdır namaz vakitleri. Şimdi değişik tan olayları vardır. Astronomik tan derler. Sivil tan derler. Notik tan derler. Yani notik dediğimiz denizcilerin tanı. Bize uygun olan notik tandır. Onu biraz sonra anlatacağım size. Astronomik tan şöyle. Şimdi şurası gökyüzü ya. Şimdi buradan
astronomi alimleri gözlem yapıyorlar. Tabi gece yapacaklar, gündüz görmek mümkün değil gökyüzünü. Gece yapıyorlar. Gündüz ışık engel oluyor görmelerine. Bak mesela biz yıldızları falan da göremeyiz gündüzün, değil mi? Şimdi gece şey yapıyorlar. Ne zaman biz bu gözlemlere rahatlıkla başlayabiliriz? Şu bizim şurayı atmosfer kabul edin, buradan yukarıya doğru. Atmosferin üst tabakalarından güneş ışığı geri çekildiği zaman. Çünkü güneşin o ışığı oradan çekilsin ki gözlemleri rahat yapsınlar. Bunun da ölçümünü yapmışlar. Güneş ufkun 18 derece altına indiği zaman atmosferin üst tabakalarından güneş ışınları çekiliyor. Buna astronomik tan deniyor. Ki bulunduğumuz yerden belki 100 kilometre, belki daha fazla yukarısı bu. Oradan ışınların geri çekilmesi. Şimdi rahmetli Ahmet Muhtar Paşa tutmuş bunu yeryüzündeki tan olarak yazmış. 100 kilometre altındaki yer için tan olayı olarak, yani fecir dediğimiz olay olarak, ya da yatsı vakti olarak yazmış. İkisi birbirine simetri ya. Bana göre hesap yapmış. Demiş ki neme lazım, bir de 3 derecede ihtiyat koyayım demiş. Bir yanlışlık olmasın diye. 21 derece. Şimdi bu derecelerin her birisi 4 dakika değildir. Yani bizim o coğrafyada öğrendiğimiz iki enlemin arasını güneş 4 dakikada kat eder. Bu o ayrı bir konu. Bu ondan farklı bu. Çünkü bunun içerisine enlem de giriyor, boyram da giriyor. Güneşin yüksekliği giriyor. Deklinasyon deniyor. Yani güneşin bizim şeye yansıma açısı falan hepsi giriyor. Dolayısıyla bazen 5-6 dakika arasında değişiyor. Yani 4 dakika ile 6 dakika arasında diyelim yani. Şöyle çok yuvarlak bir hesap olsun. 6 dakika olsa 3 derece 18 dakika eder, değil mi? O anda bir 18 çarpı 6'yı da ekle. 108 yani 120 dakika, 2 saatten fazla. Güneşin doğuşundan 2 saatten daha fazlasında şeyi başlatıyor. Sahuru başlatıyor. Şimdi o 3 dereceyi şey yaptığı için, ihtiyat koyduğu için o zaman diyorlardı ki 20 dakika bekleyin. 20 dakika sonra namazınızı kılın diyorlardı. Şimdi ben bir şükran nimet için söylüyorum. Bazıları bunu maalesef yanlış anlıyorlar ama bir vaka, bunu bütün yetkililer bilir yani işin içerisinde olanlar. Biz 1976'da İstanbul Müftülüğü'nde vazifeye başladık. Vatandaşlar soru soruyorlar. Baktım ki ya bu bizim kitaplarda yazılan hiç hayata uymuyor. Sonra uzunca zamanlar erkenden çıktım. İstanbul'un çeşitli yerlerinde rasatlar yaptım sabah namazdan önce. Baktım burada yanlışlık var. Allah razı olsun, Selahattin Kaya İstanbul müftüsüydü o zamanlar. Ve beni hala çok sever. Ben de çok büyük hürmet duyarım kendisine. Hala yani onun adını duyduğum zaman böyle içim bir hoş olur. Çok değerli bir insandır. Cenab-ı Hak ömrünü uzun eylesin. Şimdi ona diyordum ki hocam çok erken oluyor. Böyle şey olmaz. Neyse ona epeyce söyledim. O zaman Tayyar Altıkulaş da Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Bu 80 öncesi bu dedi. Tayyar Altıkulaş'a başka yerlerden de söyleyenler olmuş. Neyse onlar Ankara'da bir toplantı yaptılar. 82 miydi, 83 müydü bir toplantı yapıldı. Ama o zaman bizim tabii ne doktorluğumuz var ne de hasta bakıcılığımız. Kimse çağırıp dinlemedi bizi. O zaman bu ihtiyatı kaldırdılar. Türkiye Gazetesi gürültü kopardı o zaman. O zaman koparmadılar, daha sonra kopardılar. O zaman ben Türkiye Gazetesi'ne de gittim. Onların takım komisyonundaki arkadaşlarla da çok görüştüm. Subi Bey vardı hala, belki oradadır bilmiyorum. Onlara da bunu izah ettim. Bak burada yanlışlık var dedim. Sonra aradan işte epey bir zaman geçti. Türkiye Gazetesi Diyanet'i bayağı sıkıştırmaya başladı. Bu arada Türkiye Gazetesi haklıydı.
Şimdi Diyanet niçin yaptığını bilerek yapmadı ki orada onu. Yaptı işte. Arif Çöplü vardı o zaman Diyanet'e vakit uzmanı. Kim hangi teklifle gelirse gelsin peki diyordu. Şeyler, Diyanet buradan ihtiyat kaldıralım diyordu peki. Gelip belli tarafta Türkiye Gazetesi'nin de onun da güvendiği bir uzman, onlara da diyordu ki burada yanlışlık var. Öbür tarafta başkası da söylüyordu derken iş karışıyordu. Şimdi işler iyice karışınca bu defa beni dinlemek mecburiyetinde kaldılar. Din İşleri, işte o zaman Mustafa Sait Yazıcıoğlu Diyanet İşleri Başkanı olmuştu. Rahmetli Turgut Özal da başbakandı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ankara'da toplaştık. Eski yeni bütün şeylerin Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleriyle, ama o zaman artık doçent olmuştum yani, artık bizi dinleyecek halde şeyleri vardı. Şimdi orada gittim, konuştum. Yani dedim ki siz bu işi yaptınız ama niçin yaptığınızı bilmeden yaptınız dedim. Abi fena halde sinirlendiler. Şimdi biz Diyanet'in o zaman bir elemanıyız ya. Onlar ne de olsa Ankara. Şimdi peki dedim, o zaman ispatlayın. İspatlayamadılar. Bir iki bir şeye dayandıklarını söylediler. Ben de onların fotokopisini, dayanacakları belgelerin fotokopisini almış götürmüştüm. İşte buyurun dedim, sizin dayandığınız belgeler falan. O zaman Mustafa Sait Bey dedi ki öyleyse rasat yapalım. Tamam dedik. İşte ondan sonra başladık. 3 yıldır rasat yaptık. Türkiye'nin hemen her yerinde. Benim orada verdiğim takma hesaplar vardı. Nerede rasat yaptıysak saniyesi saniyesine uydu. 3. sene sonunda dediler bu Türkiye'de olmuyor. Yurt dışında yapmamız lazım. Dedim kardeşim bu güneş bana torpil yapmaz ki. Yani güneş neyse o. Her yerde yaptık hasatı. Ta şeye gittik. O Hatay'ın bilmem Yayla Dağı'na çıktık. Bir de kar yağdı, orada da mahsur kaldık yani. Her tarafta yaptık. Şimdi bunların hep raporlar şeyde var. O Türkiye Gazetesi de katıldı bu şeylere. Yeni Asya da o zaman takvim çıkarıyordu. Onlar da katıldılar. Takvim çıkaran kuruluşlar falan katıldı. Neyse, bu özetleyeyim de sonuç olarak hiçbir işe yaramadı. Hala Türkiye Gazetesi eski şeyini devam ettiriyor. Diyanet'in yanlış olduğunu söylüyor ama Türkiye Gazetesi'ndeki uzmanlar kendi adlarını bildikleri gibi biliyorlar ki takvimleri %100 yanlış. Şimdi bunu ben biliyorum. Birlikte imza attık bunları. %100 yanlış olduğunu biliyorlar. Ama kabul etmiyorlar. Hesabı Allah'a verecektir. Bana değil. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı da işte başkanlar değişiyor. Her değişen başkana söyledik. Ali Bey'e söylemedim. Yani aklıma gelmedi daha doğrusu. Şimdi olmadı bugüne kadar. İnşallah bundan sonra olur. Size daha önce anlatmıştım. Mekke'de ve Medine'de senenin hiçbir günü sabah namazı kılınmaz. Ahmet Muhtar Paşa'nın yaptığı hesapla gecenin ortasını almışlardır sabah namazı. Hacı Umre'ye giderseniz namazdan çıktıktan sonra bir bakın. Hiçbir yerde en küçük bir, yani doğu tarafına bakın, en küçük bir aydınlanma göremezsiniz. Namazı bitirdikten sonra diyorum. Namaza başlarken değil. Ondan yaklaşık 15 dakika sonra tanyere ağarmaya başlar. Şimdi düşünün, bakın yatsı namazı. Şehirler için problem değil. Ama köy yerinde yatsı namazını beklemek ne kadar zordu hele yazın. Ne kadar zordu. Sabahın erkenden o insanlar kalkıyorlar, tarlaya gidiyorlar. Akşama kadar zaten iyice yoruluyorlar. Allah-u Teala ayette ne diyor? Yani bu problemler o kadar büyük ki her derste, her defasında inanın ki bu problemleri anlatmaktan rahatsızlık duyuyor. Ama ne yapalım, bir gerçek. Allah-u Teala ayeti kerimede diyor ki اَقِمُ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ. Namazı kıl diyor. Güneşin batıya kaymasından itibaren
Gasekul Leyl'e kadar. Gasekul Leyl nedir Enes Hoca? Gecenin karanlığı geçeceğiz. Yani hava karardığı zaman yani. Hava karardığı zaman. Yani doğu ufkunda batı ufkunda ışık kaybolduğu zamana kadar. Işık kaybolduğu zamana kadar, ışık kaybolduğu zaman vaktin sonu mu başı mı? Sonu. Işık kaybolduğu zaman vaktin sonu. Bizim Ahmet Muhtar Paşa ışığın kaybolmasından 11 derece sonra yatsıyı başlatıyor. Yani yaklaşık 70 dakikayı falan buluyor. Yani yatsı namazının son vaktinde çok sonra başlatıyor. Hata üzerine hata. Ya neyse, şimdi o zat hata etmiş olabilir. İnsan olup da hata etmemek olmaz. Kasıtlı olmamak şartıyla insan hata eder. Hepimiz ederiz. Ama o hatayı devam ettirmenin bir anlamı yok ki. Ben burada Ahmet Muhtar Paşa'ya şey yapmıyorum. Yani hata etmemek diye bir şey olmaz. Ama devam ettirmek yanlış var. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Efendim Kuzey Kutup'ta yatsı vakti girmedi. Niye girmedi? Hava tam kararmıyor. Lan hava tam karardığı zaman vakit girmiyor, çıkıyor beyefendi. Vakit girmiyor, çıkıyor. Bakın nerelere varıyor Mehmet Bey. Gayet açık.